özellikle de genç nüfusu kentlerde iş aramaya, aş aramaya gitmiş, ellerin ortasından itibaren yoğun bir iş göç yaşamaya başlamıştır. Bugün de devam etmektedir. Bu göç karşısında hazırlıksız olan merkezi ve ekonomik olarak yetersiz durumdaki yerel yönetimler bu yeni kentlerin barınma sorununu görmezden gelmiştir. Ana gündem maddesi deprem olmuştur. Bugünkü sempozyumumuz da bu amaçla tasarlanmış. Depremin 1. yıl dönümünün hemen üstündeki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sadece büyüklükleri açısından değil, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından da yer bilimcilerin, sismologların beklentilerini aşan depremlerden birinde. Çalışmalarını, gözlemlerini bizimle paylaşacak, depremlerin sonuçlarını değerlendireceklerdir. İşte bu sempozyumun hayata geçmesini sağlayan değerli hocam Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu nezdinde düzenleme ve danışma kuruluna, bilgi sahiplerine ve uzmanlara şimdiden teşekkür ediyor. Göstermiş olduğu büyük çabalar nedeniyle Adana şubemize ve çok değerli katkıları depremin ya da afetin getirdiği o ekonomik yoğunlukla ülkede çok ciddi bir ekonomik kaybedecek. Yani bunu da eklerseniz 100 milyar üzerine 100 milyar daha olmanız gerekiyor. Ama bir süre geçtikten sonra sanki olmamış gibi bir tema üretiyoruz. Bu ciddi bir sorun. Onun için yılda bir böyle afetleri hatırlatmak ve yapması gerekenleri bilim adamlarıyla konuşmak çok önemli. Olayı kutluyorum bunu baştan. İkincisi siyaset. Siyasetin kendisi değil, siyasetin yapılış biçimi. Son yıllar iki temel şeyi oldu siyaset. Bir liyakat. Ne yazık ki ülkemizde liyakatsiz giderek yaklaşmış. Ve karşıya karşıya kaldığımız olayların daha az hasarlı telafi edilmesi daha zorlaşmış. İkincisi halk algılığı. Algıyla yönetmek. Bu yani sadece ülke idarelerinin için söylemiyorum. Siyasetin geneline ben bunu yapmak istiyorum. Yani siyaset gerçekten uzak, sadece algı yönetimine yönelik yapıldığı an meselelerin gerçek manada çözüm noktasına uzaklaşırsınız. Yani düşmanca yaparsınız, oynamak için birilerini yok görürsünüz ve sadece her şeyi ben bilirim mantığıyla yönetirseniz bir noktadan sonra hasarı azalamazsınız. Yapı yapmak isteyen kardeşimiz bir proje getiriyor. Proje atıyorum 1 metre olması gerekirken 2000 metre. Diyorsunuz ki bu olmaz. Bunu değişim getir, 1500'e düşüyor. Sonra bana şikayet ediyor, projelerimiz çıkmıyor falan diye. Ben bunları yaşadım, herkes için söylemiyorum başkanım. Yaşadığım kadar söylüyorum. Elbette dürüst iş yapan insanları asla ve asla kastetmiyorum. Ama herkesin olması gerekiyor. Herkesin olması gerekiyor çünkü rekabet gücü de kayboluyor. Düzgün yapan bir tarife, düzgün çapan iş adama da zarar vermiş oluyor. Şimdi neyse projeyi en sonunda onayla gönderdik. İnşaat bitiyor. İnsanlar içine gidiyor. İnşaatta büyük fazlalık var. Yıkmayacak mısınız? Öyle oluyor. Ve yapı yönetimciye çağırdım. Müteahhitleri de çağırdım. Dedim ki arkadaşlar böyle olmaz. Siz dünyayı bitiriyorsunuz. 1 metre kare yapmaz gereken 1500 metre kare yapıyorsunuz. Kısa dinlemeye göre mi yaptınız? Bile göre yaptık, bir mesul yaptınız, onu inceleyemiyorsunuz. Bir, temel hattınızda getireceksiniz istikrarı. İki, %50'sinde getireceğiniz istikrarı. Üç, karkas bitkinde getireceksiniz istikrarı. Çünkü orada fazla varsa geleme şansınız var, ondan sonra oraya geleme şansınız yok. Böyle bir şart getirmek gerekiyor. Ve ondan sonra Seyhan Belediyesi'nde bu oturdu, hani neredeyse azalın oldu. Belediye başkanı olduğunda 282 apartmana biz iskan veremedik fazlalıklarına. Yazıktır, günahtır. Onu nasıl gerekiyor? Yani neyse onun, insanın onu yapması gerekiyor. Bir adet 100 sanatı yoksa da biz onu yapamıyoruz.
Arkadaşlar sorun hepimiz. Hiç kimse suçu bir günah mı? Herkesin konuda sorunu. Herkesin görevini, herkesin görevini sınırlarının doğrultusunda yaptığı an bu işte alması. Bu da unutarsak da öyle tabii bir çağrımda devlet yöneticilerine artık hani gerçekten ülke bir deprem bölgesi ve hemen acilen yapı stoğunun yenilenmesi ve deprem dayanıklılığa getirmesiyle ilgili bir fon ayrılmalı. Bugünden yarına tez yok. Hemen başlamalı diyorum. Yazdırdıkları günah ülkemize, dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel insanlarla birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de yaşamaktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir askeri olmaktan, bunlar üretim efendi olmaktan mutlu duyduğumu, iftihar duyduğumu söylüyor. Hepinize saygı.